Ben burada Ahmet beni Ahmet. değilsin var ya, kelleme Tamam. keserim. Ahmet Selim Kula gidelim hemen. Ben bir mesaj verebilir miyim Ahmet Tabii. Selim Kula? Sevgili Ahmet, senden şöyle bir ricam var. Pereira'ya selamlarımı söyle. Pereira birebirlerde yanlış duruyor. Güvenç Güvenç Hoca'da Hoca'nın evet. tespiti o. Doğru Çok. duruşu Pereira'ya öğretmeye aday Güvenç Güvenç Hoca, bu Hoca konuda aynısını söyle. yardım istiyoruz. Eleştirisi var Güvenç Hocamın Pereira'ya Eleştiri bu değil ya, konuda. yanlış ya. Peki, Ahmet Selim'e sözü bırakalım. Bizlere özellikle Fenerbahçe saat 17'de Romanya ekibi Çiğdem Erdağ ile bir karşı karşıya gelecek. O mücadele öncesi hem Topuk Yaylası'ndan son haberleri hem de gelişmeleri Volkan Demir'le değerlendirecekler. Ahmet Selim Kula sözü bırakalım. Teşekkürler Ceyda Dönmez. Senin de söylediğin gibi Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarımız, takibimiz sürüyor. Stüdyodaki konuklarımız Güvenç Hoca'ya da Ahmet Hoca'ya da çok selam söyleyelim. Volkan Demir'le birlikteyiz. Kısa bir süre sonra, yaklaşık 25 dakika sonra Fenerbahçe yeni sezon ilk hazırlık maçını oynayacak Çiğdem Erdağ ile Rumen ekibiyle. Henüz 11 açıklanmadı ama artık üçlü bir dizilişli, üçlü savunma sistemiyle ilk maçına çıkmasını bekliyoruz Pereira'nın. Kampın ardından bu hazırlık maçı hakkında neler söylemek istersin? Valla önce şunu söyleyeyim ya, az önce sen de gördün, bir engelli kardeşimiz geçti. Hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyor. Ya yani burada insanların bu sevgisini gördükten sonra çok farklı düşünmeye başlıyorsun. Şu anda da pazarlıklar sürüyor içeriye girebilmek için. Evet, girecekler inşallah. Yani hakikaten inanılmaz bir ilgi var. Tabii inşallah futbolcular bu sevgiye layık olur diyelim sadece. İnanılmaz yani, dediğim gibi tekerlekli sandalyede bir kardeşimiz kilometrelerce yol kat edip gelmiş burada Fenerbahçe'yi görmek için. Bayağı zorluklara katlandı. Bizde de fotoğraf çekildi. Bir de şiir kitabı yazmış. Kitabını da hediye etti bize. Çok teşekkür ediyoruz Yasin Çiçek kardeşimize. Hakikaten yani onun özelinde çok büyük bir sevgi olduğunu belirteyim. Burada da bu arada taraftarı açılmaması dolayısıyla bir protestosu durumu söz konusu, ama yani çok yoğun bir ilgi var. Bu hakikaten insanı çok başka düşüncelere sevk ediyor. Maça gelecek olursak da yani üçlü dörtlü o kısmı henüz daha net değil herhalde. Resmi açıklama gelmedi kadro ile ilgili. Bizim Mustafa Nacar'ın 2 gün önce çektiği bir taktik tahtası fotoğrafı var. Sabah gazetesinde yayınlandı. Sevgili foto muhabiri arkadaşımız. Oradaki taktik çalışmada bir dörtlü savunma gözüküyor. Stoperlerin orta alanın önüne kadar çıktığı. İşte kanat forvetlerin ceza sahasına sık sık giriş yaptığı bir diziliş gibi gözlemleyebildik onu. Dörtlü de olur, üçlü de olur. Pereira'nın dünkü basın toplantısını paylaşmaya çalıştık herkesle. Oradaki ifade şu: dizilişten çok hangi felsefeyi uygulayabildiğimiz ya da felsefemizi ne kadar doğru uygulayabildiğimiz önemli dedi. Yoksa sahadaki dizilişin çok bir anlamı yok dedi. O oyuncu tiplemeleriyle alakalı. Ben de katılıyorum. Bu arada üçlü savunma, dörtlü savunma çok tartışılıyor futbolda. Ben bir takım özelinde, mesela Fenerbahçe üçlü mü oynar, dörtlü mü oynar? Elbette tartışılır ama elinizdeki oyuncu tiplemeleri bellidir. En uygun hangisiyse onu oynarsınız. Esas olan burada doğru felsefeyle, yani sahaya hangi amaçla çıktığınızı bilerek çıkmanız bence en önemli nokta. Geçen yıl Fenerbahçe aynı futbolcularla, iki farklı teknik adamla affedersiniz, iki farklı teknik adamla iki farklı düzen oynayabildi. Kimine göre Erol Hoca'nın futbolu doğruydu, kimine göre Emre Belözoğlu'nun futbolu doğruydu. Burada da Pereira'nın felsefesi var. Futbolculardan aldığımız bilgiler, sen de takip ediyorsun. Pereira'nın felsefesini çok doğru bir şekilde aktardığı yönünde. Hem Luis Gustavo'nun hem Mesut Özil'in ifadeleri, yorumları bu şekilde. Hatta Luis Gustavo mesela bir öz eleştiri yaptı. Geçen yıl şampiyonluğa aday takımlardan biri olarak çok gol yedik dedi. Bunu tamir etmemiz lazım dedi. Zannediyorum felsefede biraz daha emniyeti arttıran, hücumdan vazgeçmeyip emniyeti arttıran bir felsefe olacak gibi gözüküyor. Tabii ilk maç işte bir 10-15 dakika sonra, 20 dakika sonra biz de izleyip gözlemleyebileceğiz neler yapabiliyor Fenerbahçe Pereira yönetiminde. O zaman daha net ifadeler kullanabileceğiz ama zannediyorum daha az pozisyon veren, hücumdan vazgeçmeden doğru pozisyon alarak, topun geri kazanma süresini kısaltarak
daha efektif bir takım haline getirmeye çalışıyor Pereira. Tabii bunu sahada nasıl uygulayacak hep birlikte göreceğiz. Tabii bu maç hazırlık maçlarının farklı anlamları vardır. Bu maçın anlamı biraz daha, Pereira kendi de söylemişti bize yaptığımız toplantıda. Aslında ayrılacak oyuncular hakkında karar verilecek oyuncuları da görmek istiyor. Bu maçta çok fazla şey denenecek. Çok fazla yani hazırlık maçı derken de takımı denediği maç da olmayacak aslında. Tabii. Bu yüzden de çok yayın konusu olmadığı, yayınlanmayacak maç herhangi bir... Taktikten çok evet. Performans değerlendirmesi olacak. Şimdi dünkü ifadesi, dünkü basın yani kamp değerlendirmesindeki ifadesi halen net kararım yok. Yani hangisi gidecek, hangisi kalacak birçok oyuncu için konuşuluyor ama... Pereira'nın benim gördüğüm kadarıyla kafasında net belirmiş bir şablon yok. Herkesi görmeye devam etmek istiyor. Zaten tüm oyuncuların yani alt takım oyuncuların tamamının kampta olmasının temel sebebi de bu. Yani halen birilerinden umutları var ki oyuncuları göndermiyor. Belki aldıkça gönderecek veya işte son ana kadar transfer tekniklerinin en doğrusunu, en iyisini bulmaya çalışacak. Kısacası daha verilmiş net bir karar yok. Bu maçta bence belirleyici maçlardan biri olacak performans açısından. Ama tabii ki şu anda net ifadeler kullanamasak da ben 7-8 civarında ayrılık bekliyorum. Şu an burada bulunan, kampta bulunan oyunculardan. Belki daha bile fazla olabilir. Çünkü 4-5 tane, 3-4 tane daha en az transfer gelecek. Bunların tamamını zaten kadroya kattığınızda 35 kişi bir kadro oluyor. 28 kadronuz. Bildirebileceğiniz kadro 28. Bu da 7-8 tane oyuncunun takımdan ayrılması anlamına gelecek. Tabii şunu da sormak gerekiyor. Burada artık maç oynanacak ve yarın bir rejenerasyon antrenmanı yapılacak. Yani Topuk Yaylası kampının antrenman kısmını tamamladık. Maçta tabii daha iyi, daha net düşüncelere sahip olacağız bazı konular hakkında ama genel olarak kampı nasıl değerlendirsin? Benim tabii ki en önemli konu sakatlık olmamasıydı. Sorunsuz bir kamp gibi gözüküyordu. Sen nasıl değerlendirsin? Yani evet, bildiğimiz kadarıyla bazen bazı oyuncular hani dinlenme amaçlı çıkmıyor. Bize kapalı olan antrenmanlar, onları bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla böyle uzun vadeli zorlu bir sakatlık durumu söz konusu değil şu anda. İşte Dirar'da az önce görüntülerdeydi, hala devam ediyor. Onun geçmişten kalan bir sakatlığı var. Bu nedenle ekstra çalışmalar yapıyor. Bu arada Dirar'ın da Fenerbahçe'deki halinden daha fit gözüktüğünü, en azından kilo olarak daha fit gözüktüğünü söyleyelim. Sezon başına biliyorsun oyuncular biraz kilolu gelirler. Dirar sanki pek gitmeye niyeti yok gibi. Bayağı hırslı ve çalışkan. Şimdi işin bir de şey boyutu var. Tabii futbolcular bizden çok daha zeki, çok daha akıllı ve takımın içini bizden çok daha iyi biliyorlar. Şu anda sağ bek bölgesinde oynayabilecek. Elbette Marcel, Tisserand gibi, Lemos gibi oyuncular olmakla birlikte yan bölgeleri sağ bek diyebileceğimiz oyuncular olmakla birlikte gerçek tek sağ bek şu anda Nazım Sangare. Orada bir boşluk var. Şimdi Dirar'ın da bir yıl daha sözleşmesi var. Neden başka bir takıma kiralık gitmek yerine Fenerbahçe'de kalmayı denemesin? Bence Dirar da, ki zaten hırslı, istekli bir oyuncudur. Eğer hocaya kendini ispat edebilirse bir yıl daha Fenerbahçe'de kalma durumu söz konusu olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi kısa bir süre sonra maç başlayacak. Biz de maçın ardından yine maçtaki detaylarla yine yorumcularımızla değerlendirmeye devam edeceğimizi belirtelim. Maçın yayını yok, bir kez daha ifade edelim ve buradan aktaracaklarımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kula ve Volkan Demirel'e. Volkan Demirel'e teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin